edilmesi, 2014 yılı meclis toplantı günlerinde izin yapacak ayın belirlenmesi, bir ay kadar da yönetim bölüğü adına İller Bankası AŞ'den kredi çekilmesi fırsatının görüşülmesi, belediye başkanlığı üyelerin yönetimleri görüşmesi. Yönetim bölümümüz, 2014 yılı acil seyahat imkanının belirlenmesi. Geçen kaç gram var? 75. Kaç kişi var? 14 kişi. 14 kişi. 85 lira vurdunuz diye düşünüyorum. 75 lira, 10 lira var. Evet, şimdi karşı verdim. 85 olarak kabul edenler hep canlar. 2014 yılı meclis toplantı günlerinde izin yapılacak sayın belirlenmesi. Daha önce bu Temmuz ayı mı? Ağustos. Çarşamba günü. Bununla ilgili bir sıkıntı herhalde yok. Salı günleri şey olduğu için, encüven olduğu için çarşamba günlerinde devam olması. Veyahut da Seçal Bey'e şöyle yapabiliyor. Aynı gün hem encüven meclisi çıkarabiliyor. Yani meclis üyemizin verdiği kararı bağlı. Hepimizin verdiği kararı bağlı. Şu anda encüven salı günleri saat 1.30'da yapıyoruz. Meclis çarşamba günü saat 5'te oluyor. Bununla ilgili bir değişiklik olması isteyen varsa... Acık sıkıntı yok, besleden ne olur değil mi? O şekilde o zaman devam etsin. Bu, tam o şekilde devam etsin. Çarşamba günü. Üçüncü madde, bir çay kadar tek yönetim birliği adına İller Bankası AŞ'den kredi çekilmesi teklifinin görüşülmesi. Bunu açar mısın abi? Bununla ilgili işte bir kere çevresi bu katatürk hizmetleriyle ilgili tesis kuracak. Onunla ilgili tesis alınmasıyla ilgili bütün belediyeler bir şey verdik. Kredi yardımında bulunduk. O tesisin yaklaşık 9 milyar 460 bin lirası da var mı? 9 trilyon 460 bin lira değeri var. Bizim belediyenin 1.28 oranında katılım payı var. Bu da yaklaşık 122 milyar gibi bir rakam yapıyor. Yani biz bu birle bir olduğumuz için hepimizin, yani diğer belediyeler gibi yani kredi yapılmasıyla ilgili yani süresi yok. Bu ihale aşaması paralar toplandığında ya da paranın olacağı görüldüğü zaman da işte birlik olarak karar alınıp ihalesi yapılacak. Ondan sonra biz de katılım payı olarak İller Bankası'na bu birliğe devredilecek. Biz şu anda burada neyin kararı alacağız? Yani bu, biz yani bu gereğinde yani bu tesis kurulacağı zaman biz belediye olarak bu üzerimize düşen katılım payını ödeyeceğimize dair kararını vereceğiz yani. Aynı zamanda bizi çöplüğe doğru çekti o zaman. Tabii yani o işte bir gayı gelince bunların arasında bir tesis kuracağız. O kaçınılmaz mı sonuç zaten? Bunu bütün beden anlaşmada bitirmek zorunluluğu var zaten. Bir şey başkanlığına yetki vermiş oldunuz yani. Yetki vereceğiz yani. Bir şey başkanlığına yetki vermiş oluyoruz. Evet. Hakkı payımız da var. Bunun iadesi yap olduğunda bizim meclis kararına isnaden İller Bankası'ndan bizim payımızda 122 milyar para kesilip bu düzeye işte devredildi. Yani inşaat ihale aşamasında o para kullanacak. Şu an değil mi? Şu an değil. Yani çünkü daha kararlar alınacak. Birlik ona karar alacak. İhale yerini tespit edecek. İşte ondan sonra bütün belediyeler. Bütün belediyeler. Bu üye olan belediyelerin hepsi aynı şekilde katılımda bulunacak yani. Bundan şey yok. Daha önce karar almıştık ama şimdi bazı belediyeler ayrıldı ya, şimdi paylarımız değişti bizim. Yani oranlar yükseldi. Oranlar biraz daha yükseldi. Ondan beri fark etti yani. Bu Pazar Bey, Hamdi Bey, Hamdi Bey, Balık İçeri. Ondan sonra yeni çiftlik. Konuşmuş dediler, ayrıldı yani. Önümüzdeki sefer de olmayacak. Halini almadan kesin kalan. Ben de bunları gökleri buraya atmıyorum, onu girmiyorum. Kaynatmamız, kaynatmamız payını özel idare ediyor. Ya,
Ama özel ibaret. Geçen sefer geçen Ali Zat Ökenur da özel Tek tek hesaplandı. Hatta kapatılandan payını da Ali Rıza Tekin'in İlgen Meclisi Başkanı ödedi. Öze idare edecekti. Bununla ilgili başka bir soru Fakatlık Yönetim Birliği Adaylar Bankası'nın AŞ'den dön çekilmesini kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Dördüncü maddemiz, Belediye Başkanı Meclis Serif'in görecek tepkileri görüşmesi. Bu şekilde bir maddemizde. Görüş olarak sunan varsa, dedim onu anlatayım. Şimdi yok, başka bir konu. Teveccühü ile tarih ve farkla seçimi kazandı. 5 yılda da bu görevi elinden geldiğince yapmaya çalıştım. 30 Mart 2010'da terör seçimlerinde de adaylık başvurumu yaptım. Fakat bu süreçten sonra siyaseti çirkinleştirmeye başladı. Bazı güç odakları Terzan'da AK Parti'nin kaybetmesi için bizim 15 sene sonra gittiğimiz AK Parti bayrağını Terzan'a indirmek için her türlü entrikayı bize aktardılar. Çocukluk arkadaşım, bu dahi karşıma aday çıkardılar. Bir sürü insana borcu olan, bana bile 20 bin lira borcu olan kişiyi partiden aday aday yaptılar. Yetmedi, Çam'dan hiç kimsenin tanımadığı, benim öz yeğenimi yeni partiden aday aday yaptılar. Burada öyle bir kadro kuruldu ki, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı başka bir parti sevdalısı ve yakın zamanda şaşalı bir şekilde sevdalısı olduğu partiye geçti. Şu an mevcut kadın kolları başkanımıza başka bir partiden meclis üyeliği teklifi yapılır. Belediye teşkilatında olabildiğine bir bölünme var. Ben bunların hepsinin bilinçli bir şekilde yapıldığına ve tersi anda AK Parti'nin kazanmaması için yapıldığına inanıyorum.
Benim için makam mevki çok önemli değil. Benim için arkadaşlıklar, dostluklar, akrabalıklar önemli. Bu sebeple daha fazla arkadaş, dost ve akrabayla karşı karşıya gelmemek adına ve partinin daha fazla zarar görmemesi adına 30 Mart 2014'te yapılacak olan seçimde Terzan Belediyesi AK Parti aday adaylığından çekiliyorum. Bu süre içinde çalıştığım başta meclis üyesi, meclis üyelerime ve sayı arkadaşlarıma ve benden destekleri esirgemeyen her zaman arkamda hissettiğim çok değerli Terzan halkına çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir partiden aday olmam söz konusu değil. Ben AK Parti ve sonuna kadar da böyle kalacağım. Bazıları dediği gibi ben AK Parti aday olmazsam mevcut AK Parti adayını desteklemeyeceğimi söylüyorlar. Bu düşünce partimize zarar vermek için uydurulmuş bir yalandır. AK Parti'den kim aday olursa olsun onun arkasındayım ve onun desteklisiyim. Bu vesileyle 30 Mart 2014 yerel seçimlerin beldemize, ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Çıktığımız bu yolda Terzan Bey'le de şu yerinden ben de istifa ediyorum. Hepinize saygı var. Hayırlı olsun başkan.